Herkese merhaba değerli Mola TV izleyicileri. Beyaz Gölge programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizlere bugün basketbolda genel terimler hakkında bilgi vereceğim. Yani uygulamaların dışında sözel terimlerimiz hakkında bilinmeyenler, steps'ler, pek bilgi sahibi olmadığınız konular hakkında bilgiler vereceğim. Ekran başındaki izleyicilerimize, sporcularımıza, gençlerimize, çocuklarımıza. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Basketbolun 5 kişiden sağ içinde 5, sağ dışında yani bench dediğimiz kenarda oturan, yedek kulübesinde oturan 7 oyuncudan yani toplamda 12 kişilik bir kadrodan oluştuğunu bilmemiz lazım en öncelikle. Sağ içinde 5 sporcu oluyor, kenarda yedek kulübesinde oturan 7 sporcu. Tabii bu sayı 10 da olabilir, toplam 10, 11 de olabilir, fark etmiyor. Kişiden oluştuğunu bilmemiz gerekiyor basketbolun. 5 kişiyle sahaya çıkıyoruz. 5 kişiyle sahaya çıktıktan sonra her oyuncunun bir mevkisi vardır. İşte guard, forvet, ikinci forvetimiz, üçüncü forvetimiz, daha sonrasında 4 numaramız, 5 numaramız, pivot dediğimiz mevkilerden oluşuyor ilk 5'imiz. Bu 5 oyuncuyla sahaya çıktıktan sonra basketbolda birçok terim var. Öncelikle ben bu yabancı terimleri veya Türkçe terimleri sizlere ekran başındaki izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Öncelikle şöyle başlayalım. Basketbol 7 numara top dediğimiz, tabi altyapılarda yaş kategorilerine göre bu toplar değişebiliyor, topların boyutları. Mesela şu an arkamda görmüş olduğunuz antrenman grubumuz Yıldız Takım. 2005, 2006, 2007 grubumuz oluyor. Bu sporcularımızı genellikle 7 numara maç toplarıyla antrenman yaptırıp 7 numara maç topuyla maçlara çıkartıyoruz. Daha sonrasında potamızın çemberin boyu 3.05, çapıdaki 45 santim olmak üzere 3.05 resmi maç kuralları, resmi kurallara göre 3.05 potamızın boyu. Bunun haricinde bilmemiz gerekenlerden diğeri steps, mola, foul, işte kaç foul olursa takımlar o foulden sonra servis atış çizgisine gelirler gibi terimleri anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyelim, mola bir takımın bir devrede, yani iki tane mola, ikinci devrede 3 mola hakkı var. Toplamda 5 mola hakkı oluyor. Şöyle anlatmak isteyeyim. Örnek veriyorum, 1 ve 2. periyotlarda 2 tane mola hakkı var bir takımın. Yani bir antrenörün, bir koçun. İkinci yarı, ikinci devre ise 3 tane mola hakkı var. Fakat bu molaları ilk devrede isterseniz 1. periyotta tüketebilirsiniz, isterseniz 2. periyotta hepsini kullanabilirsiniz. Devre arası, yani ilk yarı bittikten sonra 2. yarıda da 3 tane mola hakkımız oluyor. Bu 3 molayı da isterseniz 3. periyotta, isterseniz 4. periyotta, fark etmez, herhangi bir periyotta kullanma zorunluluğu yoktur. Yani toplamda 5 moladan oluşuyor basketbolda mola hakları. Basketbolda mola hakkını anlattıktan sonra foul atışlarımız var. Bu foul atışları bir oyuncunun, yani bir sporcunun, bir oyuncunun 5 foul hakkı var basketbol maçında. 5 foul hakkını doldurduğu zaman kenara geliyor ve bir daha oyuna giremiyor. Şöyle anlatmak istiyorum, bir de basketbolda oyuncu değişiklikleri sınırsızdır. Örnek veriyorum, bir oyuncuyu çıkarttığınız zaman, yerine başka bir oyuncu soktuğunuz zaman oyuncuyu tekrardan oyuna alabiliyorsunuz. Yani oyuncu değiştirme hakkı kısıtlaması diye bir şey yok diğer sporlardaki gibi. Bunun haricinde serbest atışlara nasıl geliyoruz foul olduğu zaman? Şöyle, bir takımın takım foul hakkı vardır bir periyotta. Örnek veriyorum, ikinci periyotta 5 takım foul hakkına 4 takım foulünüzü doldurduğunuz zaman yapacağınız 5. fouldeki rakip oyuncu çizgiye gelerek sizi servis atışıyla cezalandırıyor. 4 takım foul nasıl oluyor derseniz, periyot içinde 1 veya 2. 3. 4. 5. oyuncunun yaptığı fouller sizin hanenize takım foul olarak yazılıyor. 4 takım foulden sonrası serbest atış ile cezalandırıyor o periyot bitene kadar. Örnek veriyorum, periyodun bitmesine 5 dakika 40 saniye var. Bu 5 dakika 40 saniyede sizin 3 takım foul hakkınız var. Bir tane takım foul hakkınız kalmış oluyor. O takım foul hakkını kullanınca 4 takım foul doldurmuş oluyorsunuz. Yapacağınız 5. foul yani takım foulünde foul hakkınız doluyor ve rakip periyodun bitimine 4 veya 5 dakika, 6 dakika kaldığı zaman veya 3 dakika sizi servis atışıyla cezalandırıyor. 3 dakikadan sonra yapacağınız bütün fouller servis atışıyla cezalandırılıyorsunuz. Onun haricinde 3 atış foullerimiz var. Teknik foullerimiz var.
Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Şöyle anlatmak isterim. 3 sayının dışında yapılan tüm fauller, atış halinde, 3 atış halinde yapılan fauller 3 atış ile cezalandırılıyor. 3 serbest atış şeklinde oluyor. Fakat top sürerken, mesela top sürerken boyalı alanda 3 sayının içinde, yani daire içinde pota altlarında yapılan tüm fauller 2 atış ile cezalandırılıyor. Tabii bu eğer takım faulünüzde olmadıysa, 5 takım faulünüzde olmadıysa, 4 takım faulünüzde olmadıysa atış halinde yapılmayan fauller atış olarak cezalandırılmıyor. Sadece atış esnasında yapılan faullerimiz atış ile cezalandırılıyor. Bir rakip oyuncu 3 sayı, 3 atış yaparken eğer siz ona faul yaparsanız o rakip 3 atış hakkını hakkına sahip oluyor. Yani 3 serbest atış için çizgiye geliyor. Bunun haricinde teknik faul dediğimiz teknik faul tamamen ya oyuncuya hakeme itirazdan, maç içinde hakeme itiraz veya yedek kulübesi dediğimiz, bench dediğimiz yabancı terim kelimeyle bench'te oturan oyuncuların hakeme itiraz, saha içine itiraz, sahaya karışması gibi, ayağa kalkması gibi bağırış çağırışlarda teknik faul çalınıyor veya koça çalınan teknik fauller. Bu teknik fauller de serbest atışla cezalandırılıyor. Basketbolda biliyorsunuz 4 periyottan oynanıyor. Bu 4 periyot süreleri 10'ar dakikayla sınırlandırılmış şeklinde. Fakat topladığınız zaman tabii ki de 40 dakika sürmüyor bir basketbol maçı. Molalar, devre arası vesaire uzatma, aksi bir durumda uzatma olduğu sürece maçın süresi tabii ki de uzuyor. Yani 40 dakikayla sınırlandırılmış şekilde kalmıyor. Bunun haricinde devreden bahsetmek istiyorum. Devre araları 15 dakikadır basketbolda. Mola aldığınız zaman 1 dakika mola hakkınız oluyor. Periyot bittiği zaman, periyot geçişleri ise ikişer dakika süreyle, yani 2 dakika dinlenme oluyor. 2 dakikadan sonra, örnek veriyorum, 1. periyot bitti. 10 dakika bitti. 10 dakika bittiği zaman 2 dakika bir periyot arası geçiş süresi var, dinlenme süresi var. O 2 dakikalık süreden sonra 2. periyoda geçiş yapmış oluyoruz. Biraz saha içine gelmek istiyorum. Teknik taktik kısmına girmek istiyorum işin. Şimdi arkamda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle, çemberden gözüküyordur. Siyah bir çemberin üst tarafında siyah bir 24 saniye tabelamız var. Bu 24 saniye tabelamız şu anlama geliyor. Bir takımın, bir hücum oyuncusunun çembere edeceği süre 24 saniyeyle kısıtlandırılmıştır. Yani 24 saniye içerisinde o topu çembere atması, sayı bulması, atak etmesi, hücum etmesi gerekiyor. Hücum organize etmesi gerekiyor. Eğer 24 saniye içerisinde hücum edemezse top rakip takıma geçmiş oluyor ve hanenize, eğer ki top kaybı yaparsanız top kaybı şeklinde yazılıyor. Onun haricinde detaylar var. Mesela topu çembere attığınız zaman reboundu alırsanız, tekrar siz kendiniz hücum takımı reboundu alırsa, hücum reboundunu alırsa 14 saniyeyle sıfırlanıyor o süre. Fakat şutu attığınız zaman top çembere değmezse, tekrar topu siz alırsanız o zaman 24 saniye sıfırlanmaz ve 24 saniye kalan süreyle devam eder. Örnek veriyorum, şutu attık. Şutu attığımız zaman top çembere değmedi. Biz tekrar hücum takımı olarak hücum reboundunu aldık. Ve 24 saniye, 5 saniye, 4 saniye kaldıysa oradan devam ediyor. Ve o süre içerisinde çembere atmanız gerekiyor topu. Onun haricinde hücum oyuncusunun yarı sahayı geçmesi için gereken süre 8 saniyedir. Eğer bu 8 saniye süre içerisinde karşı sahaya, yarı sahaya geçemezse top kaybı yapmış oluyoruz. Top rakibe geçiyor. Savunma için gelecek olursak, savunma da hücum reboundunu vermemeye çalışacak. Yani savunmanın hücumda tek yapacağı şey reboundları takip etmesi gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi rebound. Havuz dediğimiz bir kısım vardır bizim basketbolda. Genellikle koçlar arasında kullanılan bir terimdir. Bu havuz, yani rebound'tan sonra havuza düşen top diyoruz biz bunu. Havuza düşen toplarda görmüş olduğunuz gibi foul çizgisinin olduğu alanlar havuz bölgesinde, havuz bölgesine düşen topların reboundlarıdır. İşte en kritik yerler genellikle buralardır. Çünkü çemberden sektiği zaman topun nereye gideceğini bilmediğimiz için havuz bölgesi diyoruz biz buna. Ve bu havuz bölgesi de reboundlar konusunda oldukça önemli bir metot yer ediniyordur bizim açımızdan. Onun haricinde bir oyuncunun topu tuttuğu zaman, Bilge gelir misin oğlum? Bir oyuncu topu tuttuğu zaman 5 saniye elinde tutma hakkı vardır. Eğer bu 5 saniyeden fazla topu tutuyorsa
top kaybı yapmış oluyor. Zaten hakem topu tuttuğu an süre saymaya başlıyor. 5 saniye içinde topu elden çıkarması gerekiyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Daha da detaya inecek olursak, az önce anlattıklarımı size bir de board üstünde, yani board dediğimiz koçların taktik tahtası üzerinde göstermek istiyorum uygulamalı olarak. Yarı saha demiştik. Hücum oyuncusunun, yani hücum takımının, şöyle göstereyim, hücum takımı. Burası da savunma takımı. Görmüş olduğunuz gibi hücum takımının 8 saniye içerisinde bu çizgiyi geçmesi lazım. Yani bu alanı karşıya geçmesi lazım 8 saniye içerisinde. Eğer 8 saniye içerisinde bu alana geçiş yapamazsa top kaybetmiş oluyor. Onun haricinde daha önce az önce bahsetmiştim. Hücum oyuncusu savunma oyuncusunun alanına geldiği zaman 24 saniye hücum etme süresi var. Bu 24 saniye içerisinde eğer ki çembere hücum edemezse süresi dolar ve top kaybı yapmış olur ya da rakibe topu vermiş oluyor. Onun haricinde top atıldığı zaman herhangi bir şut, turnike, pota altı atıldığı zaman hücum oyuncusu tekrar hücum rebound dediğimiz rebound alırsa bu süre 14 saniye ile sıfırlanıyor. Bu da günümüzde basketbolun değişen kurallarından bir tanesidir. 14 saniye ile sıfırlanıyor süremiz. Bir oyuncu topu tuttuğu zaman 5 saniye kuralından zaten bahsetmiştim size. Onun haricinde zaten devre olduğu zaman iki çember de değişiyor. Devreden sonra bir 15 dakikalık bir devre aramız var. Devre arasından sonra da çemberler değişiyor. Şimdi şöyle anlatmak istiyorum. Az önce de bahsettim. Bölgeleri biraz tanıtmak istiyorum sizlere. Birinci bölgemiz guard bölgesi. Forvetlerimizden sonra bizim buraya power forvet dediğimiz, yani 4 numaralarımız. 4 numaralarımız burada. Genellikle bu kısımda top isteyerek hareketli bir şekilde oynuyorlar. Ve en sonunda da pota altımız. Şu bölge pota altımızdan sorumlu. Şimdi şöyle bir şey açıklamak istiyorum. Günümüz basketbolunda artık 4 numara, 5 numara diye bir tabir genellikle kullanılmıyor. Çünkü hareketli bir dönemde olduğumuz için, basketbol açısından söylüyorum. Basketbolda hareketli bir dönemde olduğumuz için artık 5 numaralar da dışarılarda top alıp oynayabiliyor. 4 numaralarımız da top getirip oyun kurabiliyor. Veya 5 numaralarımız dışarıdan şutları oldukça kuvvetli atış yapabiliyor. O yüzden bu anlatmış olduğum sadece kağıt üstünde. Tabii ki de her koçun değişik bir oyun tarzı, oyun felsefesi, oyun anlatışı, oyun kurma becerileri veya oyunu çözebilmeleri, okuyabilmeleri gibi farklı metotları vardır. Her koçun, her antrenörün farklıdır. Benim açımdan da şöyle, her zaman iyi pota altı ve iyi bir gardımız olduğu sürece iyi işler başarılır ve takım daha iyi bir konumda top oynayabilir diye düşünüyorum. Yerleri, mevkileri bahsettikten sonra şimdi sizlere biraz pozisyonlardan bahsetmek istiyorum. Mevkilerden bahsetmek istiyorum. Guard demiştik. Guard oyuncusunun görevi genellikle takımlarda top getirici, top taşıyıcı, yani topu karşı sahaya geçirici pozisyonlarda, mevkilerde ve set kurmalarda, set organize etmelerde görevlendirilirler koçlar tarafından. Onun haricinde bu genellikle Türkiye'de böyle bu şekilde uygulanıyor. İkinci olarak forvetlerimizden bahsetmek istiyorum. Forvetlerimiz veya shooting guardlar, point guard dediğimiz yabancı kelimeyle shooting guardlar olsun, scorer guard diyoruz. Bunlar forvetlerimiz de genellikle set içinde sete uyum sağlayarak pick dediğimiz piken rollerden çıkıp ya devrilen oyuncuya pas ya da pick'i kullanıp sayı bulmak veya çemberi atak etmek gibi görevlerle yükümlüdürler. O yüzden bütün koçlar genellikle Türkiye'de forvetleri bu şekilde görevlendirebiliyor. Onun haricinde 4 numaralarımız baskıdan çıkışlarda her zaman bizim garanti çıkışımız olarak tuttuğumuz bir mevkidir. Hücuma gelecek olursak, hücumda 4 numaralar genellikle setlerin en kırılma anı demeyeyim de, yani şöyle, setleri çözecek kişilerden bir tanesidir.
5 numara çünkü genellikle potu altı oynadığı için 5 numara her zaman pike gelir. 4 numarayı da pike kicklere gönderebilirsiniz. 4 numaralarda şöyle bir avantaj var. Eğer 4 numaranın hızlı ve uzunsa zaten onu dışarıda, biraz daha dışarıda rakiple yüz yüze birebir şeklinde oynatabilirseniz gerçekten takım için çok büyük avantaj. Mesela bizim takımımızda şu anda Ege Kılıçarslan dediğimiz bir oyuncumuz var. Hem uzun hem hızlı bir oyuncumuz. Onu genellikle maçlarda yüz yüze birebir şeklinde oynatmayı tercih ediyoruz. Onun haricinde 5 numaramız zaten pot altı oyuncumuz. 5 numara oyuncumuz şöyle. Şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz 5 numaraları genellikle kalıplı, biraz kilolu, geniş size'lı oyuncular olarak, güçlü, uzun boylu bir oyuncular olarak biliyor. Fakat 5 numaralar illaki size'lı olacak diye bir kural yok. 5 numaralarımız uzun, ince, iyi bitirişi olan oyuncular da olabilir. Kısa olması tabii ki de sizin için dezavantaj. Çünkü rebound problemlerinde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Rebound almalarda problem yaşayabilirsiniz. Onun haricinde 5 numaralar genellikle low post dediğimiz şu kısımlarda top isteyecek. İster kısa oyunculardan, forvetlerden, 4 numaralarda ya da ortaya bir seal ederek pas isteyebilir. 5 numaranın görevi de tamamen potu altlarındaki topları bitirmek, rebound almak. İyi pick yapıp takım arkadaşını kolayca çembere atak ettirmesini sağlamaktır 5 numaranın görevlerinden bir tanesi. Bunun haricinde forvetlerimiz kesinlikle delici bir forvet. Benim en büyük tercihlerimden bir tanesi. Delici forvet dediğimden ne demek istediğimi anlatayım size. Delici forvet topu aldığı zaman önce bir üçlü tehdit. Üçlü tehdit, pas, şut ve drive fake dediğimiz üçlü tehdidi iyi yapabilmesi gerekiyor. Yani bir forvet oyuncusu topu aldığı zaman çembere bakıp eğer önü boşsa, koridoru boşsa, rakibi ona boş alan savunmasını veriyorsa, o delici penetreyi yapıp çembere gidebiliyorsa o zaman gerçekten bir takım için çok faydalı ve başarılı bir forvet oyuncusu olabiliyor, kısa oyuncusu olabiliyor. O yüzden benim tercihim genellikle topu aldığı zaman delici bir penetreyle, delici bir drive'la, top sürmeyle çembere gidip bitirebilmesi, güçlü bitirişi yapabilmesi her zaman Türkiye'de özellikle bizim ülkemizde, basketbolumuzda 1-0 avantajlı bir durumda oluyorsunuz. İsterseniz boy fark etmiyor. Uzun kısa önemli değil. Onun haricinde guardlarımız kesinlikle takımı toparlayabilen, takımı kontrol edebilen, takımın düzenini, set organizasyonlarını toparlayabilen bir görevdedir. Yani guardın payı biraz daha yüksek ve büyüktür takım içinde. Ama genel bir bakış yaptığımız zaman tüm takım, tüm mevkilerin, bu 5 oyuncunun, sağ içindeki 5 oyuncunun da sağ dağılımındaki, sağ içindeki görevleri eşit miktarda, herkesin zorluğu farklıdır. Herkesin yapacağı, sağ içinde yapacağı görevler, sağ içinde uygulayacağı dizilişler, görevler, işler hemen hemen aynı gibi gözüküyor. Şimdi ben sizlere bir tane set organizasyonu göstermek istiyorum. Mesela hücum açısından söylemek gerekirse. Mesela guardımız, forvetimiz, diğer forvetimiz, 4 ya da 5 numaramız, burada da 5 numaramız. Bu size göstermiş oldum. Şu an tahtada, taktik tahtasında çizdiğim bir set organizasyonudur. Biz genellikle bunu sporcularımız üzerinde her yaş kategoride, U12, U13, U14, U15 yaş kategorilerinde çok sıklıkla oynattığımız bir set organizasyonudur. Şöyle anlatmak istiyorum. Guard, top guardımızda guard oyuncumuz bir takım arkadaşının ismini söylediği zaman o takım arkadaşı, oyuncumuz, forvetimiz 2 ya da 3 numara fark etmez, hemen potamızın altına iniyor. Pot altına indikten sonra 4 ya da 5 numaranın pikinden sağ ya da sol forvete bir çıkış yapıyor. Şöyle göstereyim ben size en son halini. Çıkış yaptıktan sonra foul line'da, yani foul çizgisinin üzerinde duran forvetimiz, kısamız, onun tam tersi forvetine açılıyor. Yani görmüş olduğunuz gibi ters forvete açılıyor. Ters forveti açıldıktan sonra son dizilişimiz şu şekilde oluyor. Guard oyuncumuz, forvet, forvet, toplu forvet. 4 numara, 5 numara. Şimdi son dizilişimiz bu şekilde.
Forvetimiz pikten çıkıp topu aldıktan sonra 4 numaramız tekrar bir pik. Bu pikten sonra eğer tabii ki de birinci önceliğimiz çembere atak, drive, penetre varsa ya da stop, jump shot dediğimiz stop şutu varsa atıyor. Yoksa pozisyon devamını bir de anlatmak istiyorum sizlere. Forvet dediğimiz oyuncu, toplu oyuncu 5 numara hemen yükselir. Pası alır. Pastan sonra işte burada ters tarafta bulunan 2 tane bir guard bir kısamız hemen handoff ya dribblingle handoff'a gider. Handoff'a gitmeden önce buradaki kısayı, guard'ın önündeki kısayı ters tarafa gönderiyoruz ve guard gelip buradan 5 numaradan handoff'a alıp son şeklini çiziyorum sizlere. Son şeklinde 5 dediğimiz guard burada bir pick and roll ve buradan artık çembere atak etmemiz gerekiyor. Size göstermiş olduğum bizim takımımızın yani 15-16 set yıldız takımımızda 15-16 setimizden sadece bir tanesi. Hücum edebilmeniz için, offense atak edebilmeniz için kesinlikle bir offense set şeyinize, çizimlerinize, setinize, takımın düzenini oluşturmak için, daha iyi bir organizasyonla çembere atak edebilmek için, sayı bulabilmek için kesinlikle set listesine, setlere bir ihtiyacınız var takım için. Ben antrenör olarak bu yıldız takımıma şu an aşağı yukarı 15 tane, 16 tane bir set oluşturduk ve bu 15-16 set her antrenmanlarımızda çalışıyoruz. Maçlarda uygulamak için, daha kolay çemberle gidebilmek için. Tabii bu setler sadece saha içinde değil, kenardan top çıkarma dediğimiz setlerimiz de var. Pot altından çıkarmak istediğim dediğimiz topların setlerimiz de var. Yani kenar seti, dip seti dediğimiz, baseline seti dediğimiz baseline setimiz var. Saha içi oyun setimiz var, setup'ımız var. Yani rebound alındıktan sonra, savunma rebound alındıktan sonra top bize geçtiği anda hücum oyuncularımız, hücum takımımız, hücum edecek takımımız setup, yani set kurup daha kolay sayı bulmak için, çembere gidebilmek için uğraşıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. İşte setlerde, basketbolda teknik taktik kısmına girdiğimiz zaman set tamamen bunun için vardır. Eğer set olmadan basketbol oynamak tabii ki de oynanabilir. Sürekli pas çevirip drive edebilirsiniz. Drive edip yani penetreyi yapıp ekstra paslar çevirebilirsiniz. Bu tarz, bu gibi şeylerle de basketbol oynanabilir ama tabii ki de bu değişen koçların tercihi, koçların basketbolu oynatma şekli, saha içinde koçların basketbolu çocuklara nasıl oynatacağının şeklidir. Her koçun tarzı, antrenman yaptırma tarzı, maçı çıkartma tarzı şekli farklıdır. Bizim de bu şekildedir. Hücum kısmını anlattıktan sonra teknik taktik kısmından devam edelim. Savunma kısmını anlatmak istiyorum biraz da sizlere. Offense yani defense dediğimiz kısım şu şekilde. Mutlaka birinci amacı kesinlikle toplu oyuncuyu durdurmaktır. Savunmanın amacı. Toplu oyuncu ne demek istedim? Toplu oyuncuyla ne demek istiyorum? Şöyle anlatayım. Rakip oyuncu, hücum oyuncusu topu getiriyorsa eğer sizin sahanıza doğru geliyorsa, sizin alanınıza doğru, bölgenize doğru. Yani yarı sahayı geçtikten sonra savunma oyuncusunun hatta şöyle yapabilirsiniz. Antrenörün görevlendireceği şekilde guard, takımınızın gardı, savunma gardı dediğimiz guard oyuncumuzu direkt top getirirken bile burada baskı şeklinde karşılattırıp stance oturmuş slide şeklinde baskı şeklinde getirtebilirsiniz savunma oyuncusu. Tabii ki de top çalarsak falan takım için avantaj oluyor. Onun haricinde savunma hücum oyuncusu atak ederken savunma oyuncusunun yapacağı şeylerden diğeri de help side'ları konuşmaktır. Örnek veriyorum, bir hücum oyuncusu elinde topla forvetteyse, savunma oyuncusu da karşısındaysa, takım arkadaşımlık yapan, savunma yapan takım arkadaşım oyuncu help side dediğimiz yani yardım tarafı help side'a düşmesi lazım. Help side da şu kısım oluyor. Yani help side şudur, anlatayım sizlere. Uzak topa uzak olan taraftaki oyuncunun savunmasının pot altına rakip takım arkadaşına yardıma düşmesidir. Örnek veriyorum. Savunma yapan arkadaşım hücum oyuncusuna geçilirse bunu ilk karşılayacak olan taraf veya karşılayan takım arkadaşının
savunma oyuncusunun adamına düşecek adam help side'deki oyuncudur. Her zaman basketbolda genellikle koçlar uzak tarafı risk ederler. Yani uzak tarafı riske ederler. Bu da savunma kısımlarımızdan bir tanesidir. Savunma çeşitlerimizden bir tanesidir. Savunmalar arttırılabilir. Anlatacak olursak şöyle anlatmak istiyorum. Zone savunma, adam adama savunma diye iki şeklinde baskılarımız var. Baskılar tam sağ baskı yapıyoruz. Tam sağ baskılarımız var. Savunma yani hücum size maç kazandırır ama savunma sizi şampiyon yapar. Böyle bir söz var basketbolda. Yani Michael Jordan'ın söylediği bir söz. Genel Michael Jordan'ı da tanımayan yoktur sanırım ekran başındaki izleyicilerimizden. O yüzden savunma yaparsanız şampiyon olursunuz. Hücum sayı atarsanız sadece maç kazanırsınız hücum yaparsanız. Böyle de bir terim söylenmiş zamanında. Gerçekten de çok doğru bir terim. Günümüzde de uygulamalı bir şekilde kendi gözlerimizle de görüyoruz bunu. İşte Euroleague maçları olsun, Türkiye'de lig maçlarımızda mutlaka görüyoruz. O yüzden savunma bir takımın kesinlikle iskelet bel kemiği dediğimiz oluşumdan oluşuyor. Benim sizden anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde mutlaka daha farklı teknik taktik terimlere değineceğim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan Muğla TV ailesine, Muğla TV'ye bize destek veren Muğla TV ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.